Herkese merhaba. <laughs> Bugün size kitaplık turu videosu çekeceğim. Bir buradaki kitaplığım var. Bu kitapların arka arkaya duranları da var. Onun haricinde bir de odamda bir kitaplık var. O da önlü arkalı duruyor. Yani kitaplığın arka tarafında da başka kitaplar var. Şimdi bu kitapları göstereceğim size. Bu videoda ben gözükmeyeceğim. Onun haricinde kitapların belli bir şeyi yok, sıralaması yok. E, kitaplığı toplama fırsatım hiç yok. Yani hiç öyle bir zamanım yok. Çünkü gördüğünüz üzere büyük bir kitaplık olduğu için e, bunun başına geçmeye kalktığım takdirde bir günümü net harcarım. O yüzden hani bazı serilerin devam kitapları başka yerlerde falan duruyordur. Karman Çorman birlikte bakacağız. Ben de ne nerede duruyor hiç hatırlamıyorum. Hemen başlayalım. Şöyle şuraya yaklaşıyorum. İlk olarak şurası kitaplığımın sol üst rafı, ee, kısa kısa size söyleyeceğim okudum okumadım şunu şuradan aldım bunu buradan vesaire diye. Ee, şu köşede Ateş serisinin 3 tane kitabı var. Bunlar e, yarısı Epsilon'dan yarısı Artemis'ten çıkan kitaplardı. Daha sonrasında ilk 3 kitabı da Artemis e, yakın zamanda yeni baskı yaptı. Diana Gabaldon'un kitabı. Bir ara bu mavi baskıyı falan her yerde aramıştık. Ee, şöyle gördüğünüz üzere ben bunu 30 TL'ye aldım bir sahaftan bir ara bu baskı yoktu. Şey baskısı vardı. Dizi kapaklısı vardı ve serinin kalanıyla uymadığı için millet cinnet geçiriyordu bu baskıyı bulmak için. Burada Sarah Jameson e, neydi? Kül, kül Krallığı mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi. Kingdom of Ash tam Kül Krallığı işte yazıyor ya. E, orijinali Yabancılık oyunu. Bu kitabı çok severim. Yüzüklerin Efendisi tek cilt hali. Burada birkaç tane böyle çizgi roman vesaire falan var. Şurada Karanlık Zihinler. İşte Çürük Harabe bunlar şey zombi içerikli bir seri bunu henüz okuma fırsatım hiç olmadı şu seriyi çok okumadım daha yukarıda işte Winter vesaire Cinder'ın eski baskısı var şöyle kapağını göstereyim hatta eskiden şöyle kapakları vardı bu kapakları da çok seviyorum ama yeni baskıları da çok güzel gözüküyor onlardan alma fırsatım olmadı hiç ama Melez Sözleşmeleri serisi var bir zamanlar biz bunları okuyorduk ilk başladığım seriler bunlardı kitap okumaya başladığım seriler Şurada Amy Harmon'ın Sonsuz Art bir kitabı var. Lux serisinin ilk kitabı. Başladığım ama asla bitirmediğim Amerikan Tanrıları kitabı. E, Yürüyen Şato filmi var, bilenler vardır. şeyin Miyazaki'nin animasyon filmlerinden bir tanesi, onun kitabı. Ben kirke okumadım. Colin Hoover'ın diğer kitapları var burada, kendisini çok severim. Benim favorim Umutsuz, Çarpılma ve Çirkin Aşk. Ama Çirkin Aşk nerede bilmiyorum şu an. Şurada şeyin üç kitabı var. Şöyle göstereyim. Parlama yapıyor. İşte Paramparça Prens, Kağıt Prenses falan diye o serinin kitapları. Dune'un üç tane kitabı burada var. İki, üç, beş mi? Sırasını bilmiyorum bunların. Üç kitabı burada duruyor. Merlin serisi var. Saniyede 5 cm diye şöyle bir ...manga var. Kalın bir manga. Nefret Oyunu var. Bu kitabı okudum. Yabancı yayınlarından çıktı. Eğlenceli bir kitaptı. Bu şey... ...Düşmandan Aşka modunda falan... ...bir kitaptı zaten. Şurada... ...Dune'un kitaplarından bir tanesi ve... ...Hila Şehir var. Şu dörtlü... ...yine bayağı böyle kaliteli bir... ...manga serisinin dört cildi. Ben bunları bir gazla aldım. Okudum mu... ...diyecek olursanız hala okumadım onları. Colin Hoover'ın bir başka kitabı... ...bu kitabı okudum. Şu kitabı okumadım... Bu ikisini de okumadım. Burada Dark Age'in orijinal hali var. Yurt dışı baskısı var. Yurt içi baskısı çok pahalı olduğu ve ben bu kitabı 178 TL'ye aldığım için yurt dışı baskısını hala almadım yani. Burada e, Dikenler ve Güller Sarayı serisinin İngilizce baskıları var. Şurada şöyle Steel Art, işte Küller, Gölgeler vesaire. Şu seri zombili bir seri. Ben çok sevmiştim ve Beklediğim sükseyi yapmadı aslında o, o şeye kavuşmadı yani o ilgiye falan kavuşmadı ama ben çok severim bu seriyi. Tabi eski serilerden bir tanesi bu. Şurada 7 ölümcü günah serisi var. Baya lise koridoru işte trajediler bilmem neler falan filan bu kitapları ben alırken bunlar 14 liraydı. Ve şey diyordum ben vay be 14 liraya kitap alıyorum ne kadar fazla bir para falan o zaman 14 lira 14 liraydı çünkü. Şu an 14 liraya işte ekmek alırsınız. Şurada e, Jennifer'ın Lux serisinin diğer kitapları var. Jennifer'ın Jennifer olduğu dönemler. Şu anda iyice şey olduğu için dı 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 dı, dı, dı hale geldiği için. Yani artık yazlıkça yazıyor ve bana tat vermeyen kıvamda yani. E, burada Karanlık Elementler serisi var. İşte kim Öptüğüne Dikkat Et vesaire. Bu seri de çok iyidir. Eğer ben bahsettiğimde görmediyseniz güzeldir yani. Meleğin Düşüşü'nün ilk kitabı. Bu seriyi çok severim bunu bakayım. Uyumsuz serisindeki dördün kitabı şurada duruyor. Şurada benim kitap okumaya başladığım dönemlerden bu başlangıç serilerimden, Vampir Akademisi serisi şu da yan serisi Edri'nin anlatan seri Hey Gidi Günler benim yeni yeni okumaya böyle başladığım ve kitaplığımın büyümeye başladığı döneme ait şurası alt rafımız Supernatural'ın bendeki kitapları dizisini falan ben bayağı küçükken izlemeye başlamıştım. TNT diye bir kanal vardı. Orada yayınlanmaya başladığı dönemde. Sonrasında da kitaplarını okumaya başlamıştım. Bunlar üstüne daha çok kitap çıkmış ama benim alma fırsatım olmadı hiç. Ardından Mezarla Randevu diye şöyle vampirli bir seri var. Bu seri çok iyi seriydi gerçekten. Ben çok severek okumuştum. Özellikle şey şu mezara mahkum falan bu kitap falan seride favorimdi. Yani çok sağlam kitaplardı. Şurada Cinder Scarlet Cress işte eski baskıları yine gördüğünüz üzere. Burada Kemikler Şehri, işte Ölümcül Oyuncakların eski baskıları. Bunlar da güzeldi. Ölümcül Oyuncaklar serisinin eski baskıları var burada. Bunlar da güzeldi ama yeni baskıları çok iyi gözüküyor. Kapakları falan. O yüzden serinin yeni baskılarını istiyorum ben. Şurada işte Beni Bırakma Bana Dokunma vesaire serisinin 3 kitabı ve uyumsuz serisi var. Ardından da bizim zamanımızdaki o işte şey şu an işte o hata anlaşma falan diye aşklı seriler var ya işte bizim zamanımızda benim yeni yeni okumaya başladığım dönemde Jamie Mcguire'ın bu Tatlı Ateş, Tatlı Yangın, Tatlı Sır vesaire falan bu serisi vardı. Tatlı Belanın işte yan kitapları çok iyi kitaplardı bunlar. Yine Dune'un bir kitabı var. Brandon Sanderson var. Bu ilk kitabı okumuştum ben. Ee, ardından Laclamore'un yalanları var. Şurada melekli bir serimiz var. İşte kaçınılmaz sezgi vesaire falan diye. Bu seri iyi gidiyordu ama beni gıcık eden şeyler de vardı. Mesela ana karakteri hiç sevmiyordum ben kız karakteri bu seride. Şu Aşkın Müziği, Aşkın Ritmi güzel bir seri. O da şey bir seri böyle işte romantik işte Müzik Grubu, Sırayla Bütün Üyeler Aşık Oluyor falan öyle bir seriydi yani keyifli bir seriydi ama bu işte aşk kitaplarındaki eski e, versiyonlar yani işte Kağıt Prenses, bu Anlaşma vesaire falan gibi şu serilerin öncesi, babası bunlar. E, şu benim nefret ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Aşırı gömmüştüm bunu ve yarım bıraktığım nadir kitaplardan biri olabilir. Şöyle bırakayım. Bir bakalım. Yine sevmediğim bir seri. Jamie McQuarrie'nin çok gıcıktım ben bu seriye. Burada anlaşma, hata, hedef vesaire bu kitaplar var. Bunların da yeni baskıları çıktı. Onları tercih edebilirsiniz. Çünkü bu baskıların kapağında karın kası falan var. Yani bunu açıklayamazsınız birine. Ee, yeni baskıları çok güzel olmuş bu kitapların. Ama işte bende olan kitapların yeni baskısını almak mantıklı değil. Şurada Kağıt Prenses, Kaşı Beyaz, Sahte Romeo. Se Nefret ettiğim ama kapağı çok güzel olan kitaplardan biri. Hemen yan tarafa geçiyorum. Evet şurada çok uygun fiyata aldığım Sarı Cam Şato serisinin ilk kitabı var. Orijinal İngilizce baskısı. Ben bunu kaça almıştım ya? 30-40 liraya mı almıştım? Öyle bir şey almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Dune'un hanedanlara ait kitapları. İşte burada Hiçliğin Kıyısında ve Sonsuzluğun Kıyısında var. Hiçliğin Kıyısında çok iyi bir kitapken Sonsuzluğun Kıyısında'nın çok kötü bir kitap olması. Kötü Çocuk kitapları var. Eski baskıları. O şeyin kapağında işte bu çocuğun olduğu. Onun ardından Hava Uyanıyor serisinin 3 kitabı var. Yok pardon 4 kitabı var. Şu Laini Tyler'ın bir kitabı. Şurada minik defterlerim ve eski ön okumalarım falan var. Eskiden böyle şeyler çıkıyordu şeylerin içinden. Kargolarım falan. Ee, şu seriyi okumadım. Bu seriyi bitirdim. Güzel bir seriydi. Daha iyi olabilecek noktaları da vardı gerçi. Burada Bir Zamanların Efsanesi olan Fısıltı serisi var. Ben bu seriyi en son okuyup bitirmiştim diye hatırlıyorum. Ama mesela seri şuraya kadar falan da olabilirdi. Final kitabını çok sevmemiştim. Bir de ikinci el almıştım ben bu üç kitabı. Şu ilk kitap bana hediyeydi yanlış hatırlamıyorsam. Nerelo'nun Efsane kitabı var. Çok parlıyor. Ters ışık geldiği için. Şöyle Efsane. Bana Dokunma serisinin 5. ve 6. kitabı var burada. 6. kitabı ben hala okumadım bu arada. Aldım ama okumadım yani. Onun ardından The Yüz. Asla adını doğru söylemeyeceğim. Doğru söylemek istemediğim seriyi. Amnesi Bellek Diriliş şu seriyi. Bu seri yarım kaldığı için çok üzgünüm. Ben bunu çok seviyordum. Bayağı seviyordum. Benim böyle şey serilerim var. Ee, çok göz önüne gelip çok tutmayan. İşte herkesin bilmediği ama benim çok sevdiğim seriler. Onlardan bir tanesiydi bu. Ardından şurada Colleen Hoover'ın Çirkin Aşk kitabı var. Bu da güzel bir kitaptı. Bu raf böyle arkalı önlü duruyor. Şu kitap tutucuları kenara alayım bir saniye. Arkada neler var onları göstereceğim. Arkada düşüreceğim şimdi hepsini. Şu köşede İnkar Kerin'de Kemik Mevsimi var. Kemik Mevsimi iyi kitaptı ama be, benim hani çok böyle wow dediğim kitap olmadığı için devamını falan alma gereği duymamıştım. Böyle bir hamlede bulunmadım. Köprü Krallığı var burada. İşte Jojo kitapları var. Ee, şu Ülperte Edebi Beklenti şu kitaplar da yine çok fazla göz önüne gelmeyen ama benim sevdiğim kitaplar. Yazarın yazım dili falan güzel. Onun haricinde bu kitabın yazarı şeyin yazarı. Neydi o? çok meşhur oldu ya bir seri. Raven Boys diye bir seri vardı. Onun yazarının serisi bu. Ama o seri asla buraya gelmedi. İşte bu seri asla göz önüne çıkmadı falan gibi detaylar var tabii ki. Şu benim hakkında iyi yorumlar duyduğum ve okumak için aldığım bir kitap. Olimpos yayınlarından çıkan. En kısa zamanda okumayı planlıyorum. Devam kitabı da yolda çünkü. Cehennemde Balo Geceleri. Bunu da okumadım. Stephen Meyer'in kitabıydı. Şu ikisini yeni aldım. Kapakları çok güzel gözüküyor çünkü. Bunlar manga. Henüz okuma fırsatım olmadı. Şöyle koyayım. Şurada Dorian Gray'in portresi var. Dorian Gray'in portresi benim açık ara kitaplığımda dayanmayan tek kitap. Yani ben bu kitabı hep birilerine verdim kendimi aldım sonra birileri istediği için kendimi aldığımı poşetiyle direkt verdim falan öyle bir kitap yani. En sonunda temiz bir ikinci el bulup kitaplığında bulunsun okudum ve sevdiğim kitap diye alıp koydum. Burada Itaki'nin benim kurgu klasikleri var. Şurada benim çok sevdiğim bir seri olan Duman ve Kemiğin Kızı serisinin 3 kitabı var. Bu seri biraz aceleye gelmişti ama son kitabı. Yine de çok severim yani seriyi. Bana hediye gelen bir seri var. Paranoya, Melankoli, İklimler diye şöyle üç kitaplık bir seri. Ben bu seriyi hala okumadım. Gerçekten yuh yani bana. Öyle hediye gelen ve okumadığım şeyler oldu. Burada Genç Elikler serisi var. İşte V. Callend'ın böyle romantik yetişkinliği vesaire falan serileri var. Bu kitap aynı zamanda hediyeydi. Yazarın, yazarın kendisi göndermişti bana. Okudun mu? Hayır okumadım. Çünkü bir öküzüm. Okumadım yani. Ee, şu Işıltı serisi Paolo Weston. Işıltı serisi değil ya. Şey. Serinin adını hatırlamıyorum. İşte Gölgeler Sis, Işıltı vesaire diye kitapları vardı. Çok güzel seriydi bu da. Yabancı yayınlarından çıkan. Burada Kızıl Kraliçe serisi var. Baskıları çok mükemmeldi ama serinin mesela şu kitabı kötüydü, bu kitabı çok iyiydi. Bu kitabı kötüydü, bu kitabı çok iyiydi falan. Öyle bir dengesizlik vardı seride. Aşk Tüm Zamanların içinden geçerin işte bir, iki ve üçüncü kitapları var. Ben bunun iki kitabını bitirdim. Üçüncü kitaba başladım. Sonra yarım kaldı. Bu serinin filmleri falan da var. Ben çok seviyorum bu seriyi. Başlangıçta ciltlerini gördüğümde ayı bana hiç hitap etmez. Kesin çok romantik, tatlış bir şeydir falan diye düşünmüştüm. Ama çok güzel seriydi bu. Okuması çok keyifliydi yani. Burada yabancının başladığı ama sonra devamlı getirmediği bir seri var. İşte Meleklerin Kanı diye, melekli vampirli falan bir fantastik bir seriydi bu da. yine yani yetişkin üyeler falan vardı. Yarım kalmıştı. Bayağı uzun bir seri aslında. Şurada bana çok soruluyor. Lordlar ve Varislerin şeyi var. İşte bu ilk kitabı, ikinci kitabı. Böyle kutulu. Bunları bir gidip ben kendim aldım. İşte aldın mı okudun mu okusana yorumunu yapsana falan diyorlar mesela. İlk kitabı okudum yorumunu yaptım hatta. ikincisini okumadım sadece. O yüzden hani var yani seri bende. Şöyle göstereyim. Ee, Jennifer'ın bende artık sıkmaya başladığı son dönemde. Yani yeter artık yazma kadın yazacak daha ne bulacaksın dediğim dönemlerinde okuduğum kitapları var burada. Mele Sözleşmeleri serisinin yan serisi olan şeye ait şu falan. Karanlık bir pencere var bebeğin. Harry Potter'ın kitapları var. Bir tanesini ben başka yere koydum. Bir tanesini, iki tanesini pardon. Burada işte Aile ve Mutlu Son, Dola Komşu Çocuk vesaire o kitaplar. Cadı Avcısı serisinin kitapları var. Şöyle köşeyi açayım. İşte Yolcu, Derin Sularla Şeytan Arasında falan şu kitaplar. Birkaç tane Shakespeare'in böyle manga gibi çizimli kitabı falan var. After serisi var. Benim çok sevdiğim, büyük hayranı olduğum bir seri. Beni tanıyanların bir çoğunun hani bu sebeple tanıdığı, After yüzünden tanıdığı falan işte o seri, bu seriyi. Bunun arkasında gördüğünüz gibi şu kitaplar var. Hava Uyanıyor'un ilk kitabı var. İşte Melek Deneyi var. Melek Deneyi de güzel bir kitap aslında. Yani ben okumadım. Ama yorumları çok iyi olan bir kitaptı. Bizim şeyimizde, bizim ülkemizde çok güzel pazarlanıp çok güzel şey yapam, yani piyasaya sürülemedi. Illumine kitabı var. Ben bu kitabı da çok uygun almıştım. Ama okudum mu derseniz okumadım. Gabriel'in Cehennemi, Gabriel Cennet'te. Bu da böyle Green Eliton'un tadında falan bir şey, seri. Ben filmi izlemiştim. Filmi dehşet komikti. Yani o kadar absürt, çok, o kadar korkunç olmuştu ki. Çok kötüydü ama filmler. Yani kitapları nasıl, filmler gibi mi yoksa film mi uyarlanamamış falan onu merak etmiştim. Okumadım ama. Burada Mekanik Prens, Mekanik Prenses falan o seri var. İkisini okudum. Sonuncusunu okumadım ben bunun. Burada Can Yayınları'nın işte klasikleri falan var. Şurada dördüncü kanat var. Yani şu kitaplığın düzenine bakar mısınız? O kadar karman çorman ki. Şunlarla bunun alakası ne yani? Köşede Gölge ve Kemik serisi var. Şu şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Burada da benim sevdiğim kedi adamlarla ilgili bir kitap serisi var. Bu seriyi de ben ağlamıştım. Hatta olacağını bildiğim bir olay için ağlamıştım galiba. Şu kitapta olması lazım. Bu kitapta mıydı? Bu kitapta olması lazım. Net hatırlamıyorum. Evet, bundaydı, bundaydı. Seri çok enteresan bir seriydi. Benim çok hoşuma gitmişti. Okurken çok keyif almıştım. Hatta şeydi, Koştur Koştur kitabı almıştım yani. Hani bir an önce okuyayım falan diye öyle bir seriydi. Sonu biraz aceleye gelmiş bir seriydi ve bazı sinir olduğum olaylar olmuştu ama güzel seriydi yani. Burası çok karışık. Buranın hepsini gösteremeyeceğim ama ön cepheden göstermek istiyorum burayı. Şurada işte kahve kokulu sözler şeyin Stephen King'in it kitabının tam baskısı. İşte Dan Brown'un iki kitabı falan var. İşte şurada Stephen King'in Hayvan Mezarlığı var. Benim alıp alıp asla okuyamadığım kitap. Arkada da kitaplar var ama onları gösterme fırsatı bulamıyorum. Şu anda şurada Arkadya yayınlarının kitapları var. Burada yine şöyle gördüğünüz gibi küçük pıtırcık falan var. Çocuk kitabı. Burada işte Gökçen işaretinin şarkısı, işte yazarlardan gelen kitaplardan bazıları var burada Harry Potter falan şu arkada var Sabahattin Ali'ler falan var burada Jamie McBurney'in Tatlı Bela kitabı şu Kan ve Kül'den bana sorulan kitaplardan biri Jennifer'ın <laughs> kitabı ben bunu hala okumadım Hakkında çok kötü yorumlar da duyuyorum. Çok beğenenler falan da var. Kararsızım yani. Ama bilmiyorum ne zaman elimi alıp okurum. Kalın da bir kitap. Ve Jennifer'ın dilinden ben artık aşırı sıkıldım. Yani çirkinleşmek istemiyorum ama yani kadın artık bir sal yani. Her şeyi yazdı. Her türü yazdı. Her konuyu yazdı. Ve artık bir yerden sonra şey oluyorsunuz yani çok birbirini tekrar eden şeyler okuyormuş hissiyat vermeye başlıyor size. Yazarın diline çok alışıyorsunuz. Sanki her şeyi aynı şekilde yazıyormuş gibi bir adaptasyon ve alışkanlık haline geliyor. O yüzden bu seriye elim gitmedi çok fazla ama seveni çok var. Şurada çeşitli kitaplar var. Bir de şurada çeşitli kitaplar var. Şurada Cehennem Makineleri güzel bir seri hani filmi var. Duyumumdan dolayı konusunu falan biliyorum. Enteresan bir konusu var ama ben henüz okuma fırsatı bulamadım. Çok uygun fiyata almıştım bu kitapları falan. Şimdi şöyle genel bir size şöyle gösterdiğime göre bakınız efendim. Şöyle. Şimdi odamdaki videolarımı önünde çektiğim kitaplığa geçeceğim. Şimdi şurası da benim kitaplığımın odamda olan kısmı. Hemen size göstereyim. Şurada Dune var. Günlerdir okuduğum ama asla bitirmediğim. Hemen aşağıda da Kitaplık başlıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi odamdaki kitaplıkta siyah ve beyaz renkte kitaplar var. Bir de işte hani koyular falan var. Şöyle tolere edilebilir siyah yakın renkler falan. Çünkü odamda benim genel bir beyaz siyah düzen hali var. Çok fazla renkli aksesuar, eşya falan koymamaya çalışıyorum. Ee, o yüzden kitapları da o renklerde tercih ettim. Ama sığmadığı için şöyle arkalara da sokuşturulmuş kitaplar var. Az çok onları da göstermeye çalışacağım size şurada Rhapsody serisi var. Rhapsody serinin adı neydi? Ha Pazarlıkçı serisi pardon. Ee, burada o seri var. Ben bunun ilk kitabını okudum ama devam kitaplarını henüz okumadım. Çok sevenler falan da var. Birinci kitap çok heyecanlı bir yerde bitmişti aslında ama benim bir türlü elim gitmedi seriye. Şurada benim e, büyük favorim olan, herkese önerdiğim Kızıl Yükseli serisi var. Ardel var burada kutulu hali. Gazap ve Alev'in kaderi var. Artemis yayınlarından çıkan. Şuradaki kitap bana yazarının gönderdiği bir kitaptı. Zaten okuyup yorumunu falan yaptım kendisine. Şu arkada bir saniye. Arkadakileri de göstermeye çalışacağım. Taht oyunları var. Pierce Brown'un Iron Flame'in orijinal baskısı var. Yurt dışı baskısı. İşte Warcross. Bu uçak sırtı, akıl, akıl çıkmazı şey. Eksik parçanın iki kitabı var. Eksik parça koyu renk ama onlar değil diye arkada duruyorlar. Şunları yerine koyayım. Kargalar Meclisi, Ejderhan Kızı, Ejderhan Yükselişi var. Saray, Isabel serisi. Şu iki kitap arkadaşıma ait. Ben ondan almıştım okuyacağım diye. Sonra araya pandemi girdi ve biz bir daha şey yapamadık. Yüz yüze görüşme fırsatı bulamadık doğru düzgün. Belladonna ve Foxglove var. Şiddetli Hazlar var. O üst tarafta gösterdiğim arkada duran kitabın ikincisi. Ee, İçeride gösterdiğimiz kitap vardı ya, Işıltı diye. Gölgeler ve Ateş onun birinci ve dördüncü kitabı. Meleğin Düşüşü'nün iki kitabı duruyor şurada. Onun üstünde işte Karaval serisinin ikinci kitabı olan Legend şu. En üstte de Harry Potter'ın Melez Sözleşmeleri. Melez Sözleşmeleri diyorum ya. Yani. Melez Prez kitabı duruyor şöyle arkada gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunları yine yerine itiyorum. Ee, Green Neliton'u bunun işte Christian Grey gözünden olanları var. İşte ikinci ve üçüncü kitap var. Ee, Ana'nın gözünden olan kitaplar. Serseri Prens, Öfkeli Tanrı vesaire şu ilk kitabı okumuştum. İkinci ve üçüncü kitabı bunlar serinin. Bu seri bana önerilmişti yorumu gelsin diye. Öyle çok uygun bir fiyata almıştım. Trend ee, Trendyol'dan aldım diye hatırlıyorum ama şu an o fiyatta değildir yüksek ihtimal. Burada da benim mafya yetişkin içerikli favorim olan en Çılgın Takıntı ve işte Made serisinin diğer iki kitabı duruyor. Hemen arkasına bakalım. Taht Oyunları'nın kitabı var. Onun haricinde şöyle öne doğru kaydırıyorum. Ee, Dublin Caddesi vesaire o seri var. Yine yetişkin içerikli bir seri. Ee, Meleğin Düşüşü serisinin orijinal baskıları var. Bu arada ben böyle bakarken günümüze ait olmasa bile güncel olmasa bile e, hoşuma giden yetişkin serileri falan görüyorum. Okumuşum işte burada bahsetmemişim ya da çok bilinmiyor. E, çok güncel yeni çıkan seriler olmasa bile eğer isterseniz burada onları da önerdiğim bir video yapabilirim. HH serisinin kitapları var. Sihrin en koyu tonu var. Şu kitabı hala okumadım ben. HH serisini okumadım gerçi. Burada sana Bağımlı serisinin kitapları var. Şurada diğer kardeşlere geçiyor. Onlar da var. İşte Çarpık Twist'li serisinin kitapları var. İşte Icebreaker ilk kitap. Wildfire'da yeni çıkan kitap. O da var bu arada. Başka yerde duruyor okuyacağım için. Yoğunluklu olarak Sarı Ceymaz kitapları var. İşte Kül Krallığı, Dikenler ve Güler Sarısı serisinin kitapları. Ee, şurada yazardan gelen bir kitap var. Burada sadece bir canavar var. Bu Asim Melekler kitabı. Şu en üstteki ne? Ha yok şey o. Şu en üstte duran gümüş alevler sarayı mıydı? Neydi işte Nesta'yı anlatan kitap o. Ben o kitaba başlamıştım. Şurada yarısından biraz daha ilerideyken kaldı kitap. Devamını okumadım henüz. Çünkü ilerisinde ne olacağını da biliyorum diye heyecanlı kaçırmış oldum kitabın. Eksik parça. Eksik parçanın devam serisi Noah Show'un işte ağzından okuduğumuz iki tane kitap var. E, sıfırlananlar benim çok büyük bir heyecanla aldığım ama sonra büyük bir hayal kırıklığına uğradığım kitaplardan bir tanesi. Şu ikinci kitabı, onu okumadım. Yabancı serisinin kitapları var. Öznur Yıldırım'ın. Dilara Pamuk'un Maça Kızı 8'in ikincisi. Şu Düşüş serisi, Melekli falan bir seri. Ben bu seriyi okurken keyif almıştım. Keyifli bir seriydi bu. Ama bu da tabii ki eski serilerden. Burada... Bana Dokunman'ın ilk kitabı var. Ben onu sonradan, ilk kitabın baskısı yoktu. Sonradan çıkınca almıştım. Ee, Penelope Douglas'ın kitapları var. Şu en üstte Ateşin Vadi kitabı var. O kitabı ben sevmiştim ama erkek karakterin kadın karakteri olan belli yaklaşımı falan şey olmuştu yani. Bir yerde beni gıcık etmişti biraz da. O yüzden kaldı öyle. Devam kitapları var ama henüz okumadım. Aramızdaki Gölgeler var. O da başladığım ama yarın kalan bir kitaptı. Never Night'ın iki kitabı var. Birinci ve ikinci kitap. Şunlar benim İzmir'deki fuardan çok uygun fiyata aldığım birkaç e, klasik kitap. Burada Demir Altın, içinde Bir Sen, Bir Nur, Şafak Nigiz'in iki kitabı. İlkini okumuştum ben ikinciyi okumadım bir tek. Rüzgar'ın adı Bilgi Adamın Korkusu. Üç tane ee, işte bir tanesi İş Bankası'ndan iki tanesi Can Yayınları'ndan çıkan klasik kitap var. Bir de Gotikana var Mart Yayınları'ndan çıkan. Gotikana'nın yazarının şu anda Yırtıcı diye bir kitabı çıkacak. Yırtıcı diye yani gerçek karşılığı yırtıcı aslında çeviri olarak da yırtıcı kelimesi bana çok geçmediği için keşke orijinal ismiyle bıraksalarmış. Burada Stephanie Garber'ın işte hiç bitmeyen masal Türk Bir Kalp o seri var. Şu üç kitaplık bayıldığım seri. Bu Tuvaldeki Yaralar ve Devamındaki Şeyler e, serinin devam kitapları. Şu yazıların farklı olması beni sinir etti. Kapakta yazmışın işte Niye burada yanda da yazamadın ki aynı şekilde? E, Alacakaranlık serisi. Bunlar yazarın kar amacı gittiği e, diğer kitaplar. <laughs> Çizgi romanı var burada. Göçebe kitabı var. Göçebe'yi ben okumadım. Bendeki eski baskı kapağında o göz falan olan. Ölüme fısıldayan adam. Bu da o Ateş serisinin Epsilon yayınlarından çıkan baskısı. Ben sahaftan ikinci el bulmuştum. Normalde tükenmişti onların baskıları ama. Cam Chateau serisinin üç kitabı var. Karaval var. İlk kitap. Bronz atlı. Üç tane Pegasus yayınlarından çıkan kitap var. Silmarillion var ve e, Dune'un çizgi romanıyla Sandman'in iki tane cildi var gördüğünüz üzere. Sandman'in Netflix dizisini gördüğümde gaza gelip aldığım ama sonra okuma fırsatı bulamadığım çizgi romanlar. Şurada benim mangalarım duruyor. Bunları nasıl göstereceğimi hiç bilmiyorum. Şurada bunlar şey DVD. Full Metal Alchemist'in 11 cildi var. Burada Suika sınıfı, Noragami, işte One Piece'in 3 tane cildi var, Dead Note'un 2 cildi var, Naruto var, Orange var, Madoka Magica var. Madoka Magica ben aldıktan sonra değişti. E, Gantz'ın 3 tane cildi var, bunların birbirinden boyları farklı. Goblin Slayer var. Goblin Slayer'ın hem güzeldi hem değildi gibi. Yani Twisted Wonderland var. Bunun şeyleri çok güzel karakter şeyleri renkleri falan çok güzel şeyin ee, şu yazardan gelen bir kitap kanlı geceler hilal şerin iki kitabı var ben bunları okumayı planlıyordum ama fırsat bulamadım bu yine yazarlardan gelen kitaplardan bir tanesi ee, acıların hükümdarı şeyin varsilerin oyunun ikinci kitabı unutulmuş bir kahraman sakın yalan söyleme bu şeyin hizmetçinin yazarının kitabı ben o hizmetçi kitabını okumadım ama aşırı sevildiği için böyle bir düşünüyorum yani okusam mı diye bu kitaba karşı da o yüzden çok beklenti içerisindeyim. Icebreaker kitabının e, ikincisi bu serinin ikinci kitabı Wildfire şöyle gösterebilirim. Bunlar benim okumayı planladığım, yakın zamanda okumam gereken kitaplar. Bir de arkası var. Şurada Vampir Şövalye şeyinin e, mangasının kitapları var. Dört cildi var. One Punch Man'in iki cildi var. Vampir Şovelli'nin ben animesini izlemiştim. Çok iyiydi. Ee, şurada Tokyo Gül'ün 7 ve 8. cildi var. Elfen Leiden 3 cildi var burada. Bu anime de çok duygusal. Biraz da psycho bir animeydi. Şu tarafta da Tokyo Gül'ün 7, 8, 6 tane cildi var. Bu tarafta... Ben bu manganın ciltlerini toplayana kadar karnım çatlamıştı. Baskıları tükendiği için ya çok yüksek bir fiyata buluyorsunuz ya da bulamıyorsunuz falan hiç. O yüzden biraz zorlanmıştım. Yani mangaların haricinde şuraya genelde yakın zamanda okumayı planladığım şeyleri koyuyorum. Bu da gördüğünüz gibi kitaplığın kalanıydı. Bütün kitaplığımdaki kitapları karmanşorman olmasına rağmen gösterdim. Ne anladınız anlayabildiniz mi bilmiyorum. Hakkında sorunuz olan kitap varsa hani onları yazabilirsiniz. Aa şu rafı göstermedim ya. Burada klasiklerim var. Hemen göstereyim. İş Bankası yayınlarından çıkan. Şurada modern klasikler falan var. ince olanlar. Bunun arka tarafında da Zalim Prens, Lanetli Kral, Alaska'nın Peşinde, John Green'in sevdiğim kitabı. Çok sevdiğim kitabı da yok John Green'in zaten. En çok beğendiğim Alaska'nın Peşinde'ydi. Burada da Webtoon'dan, Atika yayınlarından çıkan tatlış Webtoon'lar var. Ciltleri var. Şafak Kulesi var. Aynı zamanda Cam Chateau serisinin şu kutu da işte o kötülerin krallığı bir de lanetlilerin krallığı mı yani ne? Onun şeyiydi kutusuydu ama kitabın cildi işte kızıl yükselişin üstünde duruyor. Kutulu koyamadığım için kutusu burada duruyor. Şunları tekrar koyup şöyle. Kitaplığım bu şekilde söyleyeceklerim hepsi bu kadardı. Kitaplığın içinde merak ettiğiniz, hakkında soru sormak istediğiniz video ile ilgili bir söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, kitaplığın tamamının düzenlendiği işte bir video isterseniz yorumlara bırakabilirsiniz tamamını düzenlediğim işte okumadığım kitaplarla ilgili bir ara yayın evine göre video çekmiştim öyle bir şey ayırıp bunları falan yapabilirim eğer isterseniz ee, yorumlarınızın hepsini aşağıya bekliyorum Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Şu an Instagram hesabımda bir çekiliş var. Ona katılmak için Instagram hesabıma bakmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.